Fuat Sanat Galeri'deki sergimizin ismi Çizim Bugün. Ve bu çizim genel olarak Türkiye'de çağdaş sanatta çizim ve çizimsel ya da çizgisel stratejileri gösteren sanatçılarla ilgili. Yani kısaca biz bu sergide günümüzde çizim sanatı ne durumda olduğunu, genel olarak hem içerik hem form ya da genel olarak sanatsal bir yaklaşım olarak çizim çağdaş sanatının yerini sorguluyoruz. Ve bu bağlamında 15 farklı sanatçı bir ara getirdik. Ve bu şekil aslında çizim bugün, çizim sanatı ile ilgili bir yansıtma olarak belki görebiliriz bu sergi. Ama birazcık şeyi yapmaya çalıştık. Sadece klasik anlamda kağıt üzerine kalem ile çalışan sanatçıları değil ki onlar da var. Ama onun yanı sıra biraz daha bu çizim kavramını daha geniş alarak neon, fotoğraf, medya sanatı, hatta heykel bile bu sergide görebilirsiniz. Ve özellikle bu disiplinlerde çalışan sanatçılara baktığımızda çizgisel, çizimsel yaklaşımları görebilirsiniz. Yani örneğin Erdal Duman'ın heykele baktığında, hatta şu an arkamızda, bir nevi aslında üç boyutlu bir çizim olarak da değerlendirebilirsiniz. Candaş Şişman başka bir örnek olarak, yani medya çalışması, yani bir medya sanatın çalışması olarak tam anlamda aslında interaktif bir çizim makinesini yarattı ve bu bağlamda seyircilerimiz bu topaç hareket ederek aslında bir topaç hareket ettirdikten sonra bir yazılım sayesinde ekranda bir çizim oluşuyor. Dolayısıyla seyirci, mekan, tesadüf, yazılım, sanal ortam, gerçek ortam arasında aslında bir tartışma açılıyor ve bunu çizim alanında da görüyorsunuz. Ya da fotoğraf konusunda Arslan Sükan bu arada aslında fotoğraf hem daha klasik anlamda fotoğraf hem de dijital fotoğraf ya da dijital bir yapıt bu arada gösteriyor. İki tane farklı seriden iki örnek gösteriyoruz. Öbür tarafta mesela şey var yani Güneş Terkol ya da Serkan Yüksel. O çalışmalara baktığınızda daha kolaj yaklaşımları sahip olan sanatçılara görebilirsiniz. Birisi kağıt, birisi kumaş ile bunu yapıyor. Onun yanında işte Fırat Engin neon çalışmaları gösteriyor ve bu oradaki neonları aslında bir nevi çizim olarak değerlendirebilirsiniz. Ve Hacer baktığımızda normal performans sanatçısı olarak bildiğimiz Hacer, o bağlamda aslında performatif bir çizim yapıtını sergiliyor ve çizim bir performansın sonucu olarak ya da bir performansın aracı olarak görüyoruz ve çizim burada görüyorsunuz. Onun yanında işte diğer sanatçıları kağıt üzerinde farklı içerikler ve farklı estetikler de gösteriyorlar. Yani mesela bazıları daha yani figüratiften soyuta giden bir yelpazımız var. Konu olarak da bazıları formalist bir yaklaşımı sergiliyorlar. Yani sadece yani sanatın kendisiyle ilgileniyorlar. Öbür tarafta birkaç sanatçı mesela Ali Yuşa ya da Çağrı da bu bağlamda değerlendirebiliriz belki. Bu sanatçılar daha çok işte toplumsal hatta siyasi içerikli konular üzerinde yoğunlaşıyorlar. Öbür tarafta başka sanatçılar mesela Erinç Seymen örneğin ya da Melike Kılıç içerik olarak daha çok işte psikolojik konuları üzerine yoğunlaşıyorlar. Bu yüzden yani bu 15 sanatçı aslında 15 farklı içerik, estetik ve form göstererek günümüzde çizim ve çizimsel yaklaşımları ne kadar önemli olduğunu ve çağdaş sanatın yerinde ne kadar sağlam ve önemli olduğunu gösteriyorlar. Mesela Yunus Emre fotorealistik bir yaklaşım burada sergiliyor, gösteriyor ve mekan üzerinde yoğunlaşırken öbür tarafta örneğin Ahmet Duru daha formal olarak daha klasik bir yaklaşımıyla aslında doğa üzerinde yoğunlaşan bir sanatçı görüyoruz. Ve son olarak mesela Jeans'e baktığımızda Jeans bir anda işte bir street artist olarak, sokak sanatçı olarak, grafiti yapan bir sanatçı olarak, duvar resmi yapan bir sanatçı olarak biliyoruz. Fakat bu aradaki sergide
hem bulmuş objeler üzerine hem de kağıt üzerinde çizimlere baktığımızda şey de görüyoruz. Yani street art içinde ya da bu yaklaşım içinde de bir sanatçı çok güçlü bir şeklinde pentür geleneği, çizim geleneği ve grafik sanat ya da grafiti sanatı ile nasıl birleştirdiğini görüyoruz ve bu bağlamda aslında çizim sanatı da birçok disiplin gibi günümüzde birçok sanatçı tarafından çok çekici bir sentez içinde kullanılır ve bence çağdaş sanatın önemli yaklaşımlardan birisi bu zaten. Thank you.